Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Trabzon SGK İl Müdürü Aydın Gedikli ve beraberindeki heyet, Milliyetçi Hareket Partisi Ortaysar İlçe Başkanı Murat Gedikli ve yönetim kurulu üyeleriyle, Türkiye Finans Katılım Bankası Şube Müdürü Fethi Şirin, Başkan Suat Hacı Salihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu ve Yönetim Kurulu'na tebrik ziyaretinde bulundu. Genç, kentimiz için çok önemli olan TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi Projesi özel bir teşekkürü hak ediyor, dedi. AK Parti, Trabzon Milletvekili aday adayları İhsan Günaydın, Selçuk Çebi, Mehmet Karaoğlu, Bülent Uzunoğlu ve Muhammed Kalkışım, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, Başkan Suat Hacisalioğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Zeki Soylu ve yönetim kurulu üyeleri Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Başkan Suat Hacı Salihoğlu, her yörenin turizmde bir altın bileziği vardır. Uzungöl'de Trabzon'un bölgenin altın bileziğidir dedi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 11. Uluslararası Expo Batumi 2018 Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarında stand açarak Trabzon ve bölgenin turizm imkanlarını tanıttı standı ziyaret eden Acaristan Başbakanı Zura Pataradze ve Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak'a plaket takdim edildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 74. Genel Kurul toplantısı için Ankara'ya giden 365 oda ve borsadan delegeler, Top Başkanı Rifat İsharcık Doğulu önderliğinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı'na yeniden Rifat Hisarcıkdoğlu seçildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan Eren Genel İdare Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacı Salioğlu ise Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey üyeliğine seçildi. Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Erganda Ticaret Borsaları Konsey üyeleri arasında yer aldı. Akçabat Doğanköy'de ortaokul öğrencilerinin 18 projesinin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Zihni Serdar katıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı ve Meclis Üyelerini Eyüp Parkı'nda düzenlenen sabah kahvaltısında ağırladı. Gümrükçüoğlu, TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi'nin Trabzon'a kazandırılmasında büyük gayreti olan Başkan Suat Hacı teşekkür ederek, Endüstri Bölgesi bu şehrin ufkudur. Kim ölür, kim kalır ama kalan devam etsin, çok ehemmiyetli iştir, dedi. Türkiye Körler Vakfı Trabzon Şubesi tarafından organize edilen ve yurt birçok kurum ve iş çevrelerinin bağışlarıyla hayata geçirilen Faruk Erdemli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı. Açılışa Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Sahriyoğlu da katıldı. 13. Türkiye Sigorta Acenteleri Zirvesi'nde sektör paydaşları Trabzon'da bir araya geldi. 6-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen zirve kapsamında TÜSİT tarafından organize edilen bir panelde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası TS ISO 9001-2015 kalite yönetim sistemi tetkikini başarıyla tamamladı. Türk Standartları Enstitüsü Baş Tetkikçisi Ertuğrul Altındağ tarafından 3 gün süreyle gerçekleştirilen tetkikin açılış toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Tolga Avcı ve Murat Zeki Solak, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Özcan İlarstan, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Yaroğlu ve İlyas Bektaş'la idari personel katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu ve Türk Ekonomi Bankası Kadın Akademisi tarafından Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen etkinlikte kadın girişimcilere pazarlama teknikleri konusunda bilgi verildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından düzenlenen 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi'nde 94 farklı üniversiteden 125 bildiri sunuldu. Kongreye katkılarından dolayı Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na da plaket takdim edildi. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 2017 yılının başarılı gazetecileri yarışması ödül töreninde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Acısarioğlu, gazete, dergi, internet, spor haberleri dalında başarı ödülü kazanan Taka Gazetesi'nden Tahsin Can Deveci ve ikincilik ödülü kazanan 61saat.com internet sitesinden Hasan Tuncel'e plaketlerini takdim etti. Trabzon Ticaret Sanayi Odası tarafından ödül kazanan gazetecilere çeşitli hediyeler de verildi. İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Reza Bakman Kondori, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Başkan Suat Hacisalioğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Ziyarette iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra İran'ın Türkiye ve Trabzon'la ticaretinin geliştirilmesi için karşılıklı işbirliği imkanları değerlendirildi. AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ve İlçe yönetim kurulu üyeleri Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Başkan Suat Hacisalioğlu ve yönetim kurulu üyelerine yeni görev dönemlerinde başarılar diledi. Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin verdi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından 9 Mayıs Avrupa Günü Trabzon'un köylerinde ve şehir merkezinde yaşayan çocuklarla birlikte kutlandı. Trabzon Lara Sineması'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çocuklar Avrupa yapımı animasyon filmi izlediler, Atatürk köşküne gezdiler. AK Parti Trabzon milletvekili aday adayları ay Ayıldız, Adnan Cevher, Cevat Birinci, Hatice Öztürk, Mesut İskenderoğlu, Doğukan Yılmaz ve İsmail Hacıoğlu Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. 7. İstihdam Fuarı'nın açılışında konuşan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Acısalıoğlu, kalıcı istihdam hedefinde en önemli noktanın eğitim olduğunu belirterek, nitelikli iş gücü için eğitimleri sürdürmemiz gerekiyor dedi. Başkan Acısalıoğlu, İŞKUR'la en fazla işbirliği yapan kuruluşlar arasında yer alan Trabzonspor adına yönetim kurulu üyesi Cahit Erdeme plaketini takdim etti. Açılış töreninden sonra vali Yücel Yavuz ve protokol üyeleri firma ve kurumların standlarını gezdi. İkinci, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi Ordu'da gerçekleştirildi. 14 Arap ülkesinden iş adamlarının da katıldığı zirvede Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Zihni Serdar ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat İskender de yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonuyla düzenlenen 2. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi'ni izlemek üzere bölgeye gelen çeşitli ülkelerden gazeteci ve sosyal medya ünlüleri Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Körfez ülkelerine en yakın doğal güzelliklerin Trabzon'da olduğunu vurgulayan Başkan Suat Aziz Alioğlu, konuklara özel İpek Yolu Müzesi'ni de gezdirdi. Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Trabzon Günlerinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası da bir standda yer aldı. Meclis Başkanı Şahdan eren standı ziyaret eden misafirleri ağırladı. Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Trabzon Günleri etkinliklerini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan Eren'le vatandaşlara fındık ve keşan dağıttı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde gençlerin rolü başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Avrupa Birliği'nin gençlik programları ve Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunuldu. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda 2013-2018 döneminde görev yapan yönetim kurulu üyeleri, Başkan Suat Hacisalioğlu ve yeni yöneticilere tebrik ziyaretinde bulundu. Avrasya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kenan İnan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Başkan Suat Hacı Salihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Yeni görev döneminde de yakın ilişkilerin devam etmesi temennisinde bulundu. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden 11. Meslek Komitesi üyeleri Selami Ayıldız, Olgun Ayvaz ve Abdülkerim Bıyıklı, Türk Eğitim Vakfı Trabzon Şubesi Müdürü Elvan Saylam Sivri, Anadolu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şahin ve beraberindekiler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Şafak ve kurum personeli, Telekom Bölge Müdürü Muhammed Katmer, Trabzon Fen Lisesi Müdürü Tuncay Beşer ve beraberindekiler, İş Bankası Trabzon Bölge Satış Müdürü İbrahim Karadeniz ve Kobi Tahsis Bölge Müdürü Abdülkadir Muratoğlu, Başkan Suat Hacı Salihoğlu ve yönetim kurulu üyelerine yeni görev döneminde başarılar diledi. Trabzonspor'un içinde bulunduğu finansal durumun düzeltilebilmesi amacıyla bordo mavili kulübün yönetimi tarafından başlatılan destek kampanyası için Trabzon'un kanaat önderleri gazeteciler cemiyetinde düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Acısahlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Trabzon'da bu yıl 19. düzenlenen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali 2, 15 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Atatürk alanındaki açılış töreninin ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Kurt, Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro festivaline ev sahipliği yapan Trabzon'u ve festivale destek verenlere teşekkür ediyorum. Bu festival, tiyatro sayesinde Trabzon'un dünyaya daha fazla tanıtımına katkıda bulunmaktadır, dedi. 2018 yılı yaş çay alım kampanyası Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Akı Baba ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla Çaykur Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle açıldı. Törene Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Zeki ve Yönetim Kurulu Üyesi Kadem Çakıroğlu da katıldı. Trabzon İş Dünyası temsilcileri İş Alemi TS61 adıyla Trabzonspor'a destek kampanyası başlattı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya Meclis Başkanı Şadan Eren, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Acisarioğlu, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Kara ve diğer ilgililer katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Sanayi Teknoloji ve Girişimcilik alt başlığında düzenlenen Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Trabzon buluşması KTV Osman Turan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Sanat Evi Yürütme Kurulu Başkanı Adnan Taç ve üyeler, Zorlu Grand Otel Genel Müdürü Ali Şahin, Trabzon Sanayici ve Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Rıdvan Olgun ve Yönetim Kurulu üyeleri, Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Yıldız, Trabzon Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Aytaç Aydoğan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Top Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy ve Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis Başkanı Şadan Eren, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacisalioğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşerek yeni görev döneminde başarı dileklerini iletti. Müzik Yaklaşık 45 dönüm arazi üzerine inşa edilecek olan ve 380 adet iş yerinin bulunacağı Varyap Yomra Sanayi sitesinin temeli törenle atıldı. Törene Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan Eren, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacisalioğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Avcı da katıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, 3 yıl süreyle uygulanacak olan yeni istihdam teşviklerinin iş dünyasına büyük kolaylıklar sağlayacağını belirterek, tüm iş dünyasını yeni istihdam teşviklerinden yararlanmaya çağırıyorum. Ayrıca firmalarımız geriye dönük istihdam teşviklerini de değerlendirmelidir diye konuştu.